Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bu ay yani Temmuz ayında oynadığımız savaş alanlarına bir bakacağız. 55. sırada bitirmiş bulunmaktayız yerimizi. Zaten top 1'e veya top 10'a oynamaya çalışmadım. Ee, böyle 20'ye 30'lara geldiğim zaten hileciler denk geliyor. Ee, direkt e, öyle bir şey oldu mu zaten? Sonlandırıyorum dövüşümü. Sadece sinirin, insanı sinirini bozuyor o kadar. Şöyle bir tabloya bakalım şimdi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ilk bine girenlere e, T6 ve A3'ün %25'ini verecekler. Binden sonrasına biraz daha az verecekler. Tam kaç hatırlamıyorum. %15 ve %10 olabilir. Muhtemelen %10'dur. O forumda yazıyor. Forumdan bakabilirsiniz. Evet birinci sıraya Bero Reis yerleşmiş. Tabii ee, böyle anlaşmalı hadi beraber maç yapalım deyip beraber aratıyorsunuz. Öyle birlikte eşleşiyorsunuz. Bu sayede oraya gelmiş olabilir. Çünkü yani burada hilecilerle eşleşmemesi imkansız. Direkt yani zaten yukarısı full hileciler. Onun altındaki falan. Bir şu BV ve ISO 8'deki hileci değildir. Onun dışında full hileci kaynıyor zaten etraf. Dedi o da fiili, hileci. Sonra bakalım şöyle. Evet Happy McMuffins'i görüyoruz. Mızraklı diye bir hileci görüyoruz. Hmm, Fintech Reis burada. Ha, şu Pertit'i yenmiştim ben. <laughs> Apto'yu Ab da yenmiştim. Crazy Bunny ile eşleşme. Mr. Mackey fena yenmiştim. Onu göstereceğim sana. Şu Mafioso ile eşleşmedik bu ee, haftalarda. Legend'la da eşleştim onu da yendim. Başka sonra ben geliyorum. Sonra o Mr. Öztürk var. TREU'dan selamlar. Bakalım Kasis var onu da yendim. Horal Seating bir ben yendim bir o yendi. Güzel maç oldu onunla. Ondan sonra Burgess'la eşleşmedim. McCloud'la eşleşmedim. Dems'le eşleştim. iki kere yendim. Kiryu bir kere eşleştik. Onda da ucundan kaybettim. Öyle bir ucundan kaybettim ki hem de. Sonra Fate'e Fate, Fate, Fate e selam olsun. Onunla eşleşmedim. Steeler var. Onunla da eşleşmedim. Evet, i̇lk yüz bu şekilde. İlk yüz, ilk yüze daha fazla ödül verselermiş. Keşke güzel olurdu. Ama o zaman kapışma büyük olurdu. Şu anda 56. sırada olmazdım. Evet, TR sıralamasına bakalım şöyle bir. Evet, ben liderliği paylaşıyoruz. Üstümde 3 kişi hileci zaten. Onları şey yapmaya gerek yok. Diriliş hileci. Bozer. Gerisini bilmiyorum. Dark Lord. Alp falan var. Alp'e selamlar. Bilal abi. Onun dışında Hakfen'in Waitress'ın oynamayı bırakmış galiba. Başka ek sabok umut burada. Selamlar. Burası da bu şekilde. Şimdi tek tek bakmayayım. Hileci fazladır. Üstümdeki 3 kişinin hileci olduğuna kanıtlayacak da birkaç resim göstereyim sizlere arkadaşlar. Adama bakın. Menting'i 13 saniyede indiriyor. Ve şu Tengen Uzu'yu benim arkadaşım yani aynı gruptayız falan. Line grubunda falan. Böyle atıyor bunları ben paylaşayım diye falan bu şekilde düşüyoruz işte bu şekilde yeniyorlar. Ondan sonra sırada mızraklı var. Zaten ben eşleştim onunla. 4 saniyede Nick mi indiriyor adam. Ee, hiç başka diyecek bir şey yok. Zaten e, banlanmıştır belki. Ve zaten artık şu saatten sonra savaş alanları da bitiyor. Ve bir de ülke Deep Silence var. Onu bir sürü kişi atıyor yani. Bakın direkt adam birinci ranttan sonra pes etmiş. Belli ki ile yapıyor. Zaten onu gruplarda da söylemişlerdi. Bu adam hileci diye çok çok eşleştik her dakika 2 saniyede falan adam indiriyor diye. Ve TR sıralamasında da ilk 3'te zaten bu, bu, bu arkadaşları görüyoruz yani. Direkt iyi güzel kirletiyorlar yani listeyi maalesef. Ah, onları keşke banladıklarında çıkartabilseler listeden. ama o betadan çıktığı zaman mümkün olacakmış galiba. Ee, banladığımız kişiler listeden çıkarılacak böyle artık görünmeyecek gibi bir şey demişlerdi sanırsam. Ee, o şekilde Tablo bu şekilde. Birkaç karşılaşma göstereyim sizlere arkadaşlar. Ama karşılaşma göstermeden bir destemi göstereyim. E, destemde Doom, Gümüş Sörçü, Kitty Pryde, Herkül, Kozmik Elböyt evet, gidiyor işte. Tek tek bakabilirsiniz kimleri kullandığımı. Evet Mephisto çok güzel e, kill, aldı, kill aldı bana. Yani çok güzel kazafer kazanmamı sağladı öncelikle. Nick Fury, Guardian falan. Mangok, kesinlikle Mangok da çok güzel zafer kazanmamı sağladı. Null bu metada zaten e, savunmada iyi iş yapıyordu. Kingpin zaten iyi Archangel. Zaten Alev adamı, Alev adamı hiç kullanamadım resmen. Alev adamı her dakika banlandı çünkü. Mindtoy'u da pek kullanmadım. E, ee, çıkarıp başka adam aldığım da oldu. Bazen ama metallere karşı kullandım veya adamın hiç metal harici saldırgan olmadığı zaman Mindtoy'u kullandığım oldu. Manting kesinlikle çok güzel iş yaptırdı. R4 Manting. Havok bu metanın yani en iyilerinden de savunmada. O da güzel iş yaptırdı. Falan filan. Destem böyleydi benim. Biraz da karşılaşma gösterelim. En son Mr. Mac ile eşleştiğimi söylemiştim arkadaşlar. Şöyle birinci roundda Null 5 yıldızlı olsa bir arkadaşlar savunmada çok güzel iş yapıyordu. Bakın yani ben pek bir şey yapamadım. Burada zaten Null'un um d birini falan yemişimdir büyük ihtimalle. İkinci roundda Gümüş Sövçü'nün ne kadar güzel iş yaptığını gösterecek bir resim. Hatta 29 saniye fazla daha az sürede bile alınabilir. Adamın Nick Fury ile şansı pek yaver gitmemiş buradan bu kadarıyla. Ama zaten şansı yaver gitse de 29 saniyeden daha az bir sürede indirmesi mümkün değil. O yüzden... Ee bu gayet normal zafer kazanmak. Üçüncü round mükemmeldi arkadaşlar. Yani Overseer'la Hitmonkey'i onun Bay Negatif'le Mangok'la indirdiği sürenin aynısı süresiyle indirdim. Benim canım biraz daha fazlaydı. Ya burada kaybedeceğimden çok emindim ama kazandım inanılmaz bir şekilde. Benim tahminim burada benim Mangok biraz pasif oynamıştır. O yüzden 49 saniye sürmüştür. Normalde Bay Negatif bu kadar uzun sürede almaz. Daha kısa sürede böyle 30 saniyede falan alırdı bence. Böyle bir bu konuda şansım yaver gitmiş anladığım kadarıyla. Ondan önce bir kere daha eşleşmiştik. Onda onun mentingini almıştım ben Diablo'mla. İkinci roundda e, Penny Parker'la 42 saniyede apokalipsi alması şaşırttı açıkçası. Bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Köstebek adam da her yük bastığında üzerine fiziksel direnç aldığı için Herkül'ün e, patlama hasarları çok az hasar veriyordu. Ondan uzun sürdü o kadar. Üçüncü roundda zaten gene e, adamın Nick Fury şans, Nick Fury karşı şansı yaver gitmemiş bu yani ilk burada kaybediyor sonra ikinci kere Nick Fury'e şansı yaver gitmiyor. Nick, Hitman zaferimi kazanıyorum. Evet KT1 olan karşılaşmamı göstereyim. Birinci rantta şimdi şunu söyleyeyim. KT1 ona karşı o kadar kötü geldi ki destem. Adamın Kızıl Halkını, Alev Adamını falan bir de Overseer'ını bağlıyorum galiba. Mistik kadroma iyi bir şey kullanmasın diye. Hiç Mistik Hero gelmiyor. Bir tek Dragon benim geliyor. Onun dışında Manguk gelmiyor, Manting gelmiyor. Manting bir gelseydi kazanmıştım mesela. Ama vermedi maalesef. Bu round'u verdim zaten. Ee, Nick Fury'e karşı şankçı çok uzun sürüyor. İkinci round'da adam kötü oynamış. Ee, zaten Dragon Man kiti biraz sakat. İyi, şansı iyi gitmeli. Üçüncü round'da arkadaşlar elimdeki e, zaferi kaçırdım maalesef. Şöyle oluyor tam. E, Omega Sentinel'in L1'ini çok dipte atıyor bana bir kere. Ne olur ne olmaz hadi bloklayayım diyorum. Orada tüm L1'ini son vuruşu hariç bir tek galiba %10, %10 canımı falan alıyor. Onu bloklamam. Bir de R4 Omega Sentinel bu. Onu bloklamam arkadaşlar. Bu dövüşü ona veriyor maalesef. Nebula'm da vardı. Nebula da kullanabildim ama Nebula 45-50 e saniye civarı bir şey sürerdi. Ve daha çok can kaybedebilirdik Nebula ile blok yapacağımız için. Burada yani son dakika kazanıyor adam. Orada blok yapmasaydım geriye çekilip kaçsaydım bu adam yani bu maçı almıştım ben. Olur öyle. Ondan sonra böyle mağlup oldum ve zafer kazandım bir sürü dövüş oluyor. Bir tane daha bakayım şöyle. Ay bu çok komikti. Burada kozmik alet sürücüm kullanacak adam yoktu. Ben de Nick Fury'ı kullanmıştım. İkinci roundda kitisini de kesmiştim. Sonra adamın e, demir yumruğu ve herkülü kalıyor. A, pardon e, demir yumruğu ve kozmik alet sürücüsü kalıyor ama ben doom atıyorum savunmaya. Adam çaresiz kalıyor. Pes ediyor. Burada üçüncü round olmadan kazanıyorum. Çok komikti bu. Ondan sonra Jarvis'i yenmiştim. Bu epey iyi oynuyor. Mephistoma counter yoktu bakın gördüğünüz gibi Mephistoma indirememiş. İkinci roundda benim Havoka düzgün counter'ım yoktu. O savaş makinesini basmış iyi seçenek. Üçüncüde de yani kitime adamı kalmıyordu. Kiti ile alıyordum. Overseer'ın da yani Dragon e iyi bir counter olmadığını burada görmüş olduk. Bakayım şu da çok yakındı galiba. Burada e, Sasquatch'a yanlış adam seçiyordum. Daha iyi bir adam seçebilirdim. Manting'imi bayağı indirmiş ama hiç zehir yememiş belli ki. Doğduğumun canı epey azalmış. İkinci roundda Risk alıp Overseer'ı savunma atıyorum. Buraya 4 Colossus arkadaşlar. Çok güzel indiriyorum Korgu burada. Ve 3. round'da adam çaresiz kalıyor. Zaten Nemrut, Mangokuma Nemrut kullanmak zorunda kalıyor. Ben pek çaresiz değilim. Nick Fury'sinde Nick Fury kullanmıştım. En de sonunda indirmiştim. Çok güzel bir dövüştü bu da. Ondan sonra başka şu adam pes etmiş galiba. Jarvis'e baktık. Ha bir de Maverick'e bakalım. Onu da çok iyi dövüşmüştüm. 5 yıldızlı Arkencil'i var. Ondan sonra burada kozmik hareketle 38 saniye indiriyor Domino'yu. Şansı yaver gitmiş anladığım kadarıyla. Üçüncü rantta da ben onun ölümsüz abomination'a kozmik hareketle sözü kullanıp daha az indiriyorum. Köstebek adam makiler, falan uzun sürer tabii ki. Ve bu şekilde de noktalandırıyoruz ee, savaş alanlarını. %25 A3 ve T6 ne zaman gönderilir bilmiyorum ama ilk bine girer, girdiyseniz göndereceklerdir. Ve bütün görevleri de yaptık. Bu videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Sizi de savaş alanları deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Çok güzel iki haftaydı bence. Çok eğlendim. Bir de hileciler denk gelmesi daha güzel olacaktı. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.